Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün Final Fantasy 7 Rebirth konuşacağız. İkimiz de bitirdik. Beğendik mi beğenmedik mi? Şimdi ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Enis Bey beğendiniz mi? Bayıldım. Çok beğendim. Remake'i de çok beğenmiştim. Rebirth'ü de çok beğendim yani. Remake'in üzerine kata kata gitmişler. Beklediğim şeyleri buldum. Tabii böyle sinir olduğum şeyler var yani. Hani her Final Fantasy oyununda <laughs> muhakkak bir şeyler deli ediyor beni. Var, Burada var. da bir şeyler deli etti. Ama genel tecrübe açısından yani çok beğendim. Hatta ya uzun bir süredir bir oyunun sonu bu kadar beni böyle heyecanlandırıp bu kadar böyle şey yapmamıştı. Yani duygularımı kabartmamıştı yani. Hem aksiyon mükemmel coşuyor, hem hikayede ne oluyor lan şu an burada diyorsun. Böyle bir <laughs> kafan gidiyor geliyor falan filan. Sonu itibariyle müthiş böyle bir hypeladı yani. Sen orijinal Final Fantasy 7'yi bitirdin mi sonra? Yok, orijinal Final Fantasy 7'yi bitirmedim. Çünkü dönüp oynamak benim için şu an çok işkence olur gibi geldi ama full seyrettim. Hani şey olan biteni biliyorsun vermeye, en azından. Evet, olan bitenini biliyorum falan filan oynadıktan ama özellikle... sonra mı peki yoksa Yes oynadıktan sonra tamam. seyrettim? Öyle sürprizlik açmasın Orada diye. Orada bazı Ama düşüncelerini an... merak ediyorum çünkü. Şu an üçüncü oyunla alakalı şeyi çok merak ediyorum mesela. Şimdi üçleme yapacaklarını söylediler. Yani orijinal Final Fantasy 7 üç parçaya ayrılmış durumda şu evet. anda. Ve orijinal Final Fantasy 7'nin üçüncü parçasına baktım. Yani hani neyi konu alacaklarına baktım. Ve şu an şeyi çok merak ediyorum. Yani Nasıl yapacaklar acaba genel akışı ve ilerleyişi? Çünkü e, orijinal oyunda şu anda aslında hikayesi olarak bayağı bir kırılmanın olduğu bir yerdeyiz. E, öyle bir yerde noktalanıyor evet. bence Rebirth. O yüzden orijinal oyunda ne olacağını çok merak ediyorum. Ee, şey pardon 3. oyunda. Ee, ama konuşuruz bunları yani. O zaman ben e, beğendiğim bazı şeylerle direkt giriş yapayım. Ha, benim en çok e, sevdiğim bu oyunda hatta orijinal oyundan bile iyi yaptığını düşündüğüm şey ekip dinamikleri oldu. Yani ekibin her üyesi maceranın bir parçası olmuş burada. Yani aynı bir anime serisi gibi her birinin hikayesine tanık oluyoruz, tanıyoruz, seviyoruz ve kullanmak zorundayız. Ya yani normalde evet. kendi partini seçersin, oyun boyunca onlarla akarsın. Mesela Yuffie opsiyonel bir karakterdi orijinalinde. Ben almamıştım bile partime. Öyle düşün. Hmm. Burada mesela oynamak zorunda kaldım, tanımak zorunda kaldım daha detaylı ve Yani her bir karakteri sevdim. Ya tabii ki e, seni sürekli parti değiştirmeye mecbur bıraktığında şöyle bir sıkıntı da oluyor. Sen tekrar düzenlemeye giriyorsun, materyaların bazılarını taşıyorsun falan. Ama e, katlanmaya değer bir sıkıntıydı benim için. Çünkü her bir karakteri böyle e, aktif tutmak, aynı zamanda maceranın parçası olarak, hikaye olarak... ...aynı zamanda da kombat tarafında aktif tutmak bana daha değerli geldi. Çünkü orijinalinde bazı karakterler dışında kalabiliyordu sen belli bir partiyi seçip ilerlediğinde. Yani hem hikaye zenginliği olarak hem kombat zenginliği olarak ben beğendim ekip dinamiğini. Ben de burada yani bir noktada sana katılıyorum bir noktada katılmıyorum. Şundan dolayı şimdi Final Fantasy aslında böyle bir partinin olduğu 6-7 parttan 3 karakterle devamlı oynadığım bir oyun. Yani yapı olarak bunu sunuyor aslında. Ama Tuncan'ın dediği gibi belli yerlerde belli karakterleri mecburen kontrol etmen gerekiyor. Her karakter bir kere elden geçiyor. Yani onun kaçarı yok. fakat oyunun kritik kısımlarında da bu karakterlere kullanman gerekebiliyor vesaire falan. Ben mesela bu tarz parti kurmalı oyunlarda şey olayını çok sevmiyorum. Yani benim hep sevdiğim favori karakterlerim oluyor özel olarak geliştirdiğim, build yaptığım karakterler oluyor falan. Sen mecburi olarak bana şimdi onları kullanma da gel şununla bir biraz oyuna bakalım deyince biraz böyle şeyim oluyor. Özellikle oyunun yarısından sonra bunlar olunca başlangıçta olur ama oyunun sonlarında bile mecburi bir karakterle gitmen gereken yerler var hikayesi olarak yani. Mesela benim orada biraz tempom kırıldı. Yani biraz düştüm böyle. Çünkü oyun çok yükseliyor. Yeni bir karaktere geçtiğin zaman biraz tutorial kıvamında kalmaya başlıyor. Ya yani sana bir şeyler öğretiyor. Bak diyor bu karakterle diyor kutu atabilirsin diyor. Bak bu o, karakterle diyor dua edebilirsin diyor. O kutuyu Şimdi... uzunca konuşacağız bence. <laughs> <Ya> Oyun. <laughs> Ya bu kısımlarının yarısını sevdim, yarısını sevmedim öyle söyleyeyim yani. He, Çünkü ne zaman yeni karaktere geçsem ya hikayesel olarak şey anlıyorum. Evet o karakterleri katma değer katıyor. Bir değer veriyor o karakterlere. Partindeki boş kabuklar olmuyor bunlar. Ama oynanış anlamında o karakterlerle vakit geçirmekten çok büyük heyecan duymadım açık söyleyeyim. Ben şöyle bir parantez açayım o zaman. Ya benim asıl beğendiğim burada hikaye olarak kattığı derinlik ve kombatta hmm. kullanmak. Senin dediğin kısımda şu şu aslında ayrılan. Şimdi her bir karakteri tek başına yönettiğimiz kısımlar da var. Yani evet. Claudia'nın o karakter yürüyoruz. O karakterin kendine has bir becerisi var. O beceriyle çeşitli engelleri aşıyoruz falan. Tasarım olarak okey. Mantıklı her bir karaktere böyle bir şey atamak ama her bir karakterin e, aynı kalitede değil bu özellikleri. Evet. Özellikle e, Kate olan kutu atma beni yıldırdı abi. Bak kutu Aynen, atma dediğin şey çok basit bir şeydir. İki tuşla atarsın. Öyle kompleks bir hale getirmişler. Kontrol edemiyorsun. Nereye tut, denk getireceğin falan zor. Ya ben e, YouTube'da video açtım ya. Dedim bende mi bir sıkıntı var ya? Bir şey mi kaçırıyorum? Yok herkes şikayetçi. Abi böyle Öyle. bir şeyi neden? Kolay yapmazsın. uygulaması zor, hem çok sıkıcı, hem de mantığı yok. Belli bir yerde evet, cage küçük, deliklerden çıkıyor, yani kendi başına takılırken evet bir yere uzanması lazım, kutu atıyor ama ama bir yerden sonra Barrett var lan yanında, adamın ne bir silahı silah. <laughs> bir tane boruyu kırmak için kutu fırlatmaya çalışıyor, Barrett izliyor da. Abi Barrett iki tane tarası orayı parçalar zaten yani, mantığı da kayboluyor. O kadar yani nefret ettim ya oyunun o kısımlarında. Ya bazı ben karakterlerin de, e, kısım. yönetim kısmındaki değişimler evet çok can sıkıcı ama hikaye ve kombattan memnun kaldım ben. Ekip dinamiği olarak katkı sağladığını düşündüğüm şeyler oralarda. Öbür tarafta çok ciddi sıkıntılar var yer yer. Ya ona katılıyorum. Mesela Yuffie karakteriyle ben ana partimde düşünmüyordum. Ana üçlü olarak oynadığım bir sonuçta seçtiğim karakterler var. Yuffie'yi mesela oraya dahil etmeyi düşünmüyordum. Sonra Yuffie'yi oynayınca mecbur oynatıyor çünkü. Oynadıktan sonra Yuffie'nin şeyini görünce ha bak bunun bu büyük kombinasyonu benim bir eksik diyeyim kapatabilir diye mesela ana partime dahil etme kararı aldım mesela. mesela o onu oynamasaydım asla öyle bir karar almazdım yani hani bu açıdan da oyun katma değer olarak sunuyor aslında partimleri neşşirmek için falan ama tabii bu yani biraz böyle şey işte, tuzunu kaçıran tadını kaçıran ufak bir şey aslında çok böyle oyun alıp benim için negatif hale getiren bir şey tabii, değil tabii. yani hani Ufak detaylar. Yoksa detaylar. mesela aksiyon dedin bence oyunun yani bir numaralı övülecek kısmı ben söylüyorum bu oyunun aksiyonun bence eşi benzeri yok. Ben remake'de de aynısını söylemiştim. Ya yani ben sıra tabanlı sistemle yani sıra tabanlının verdiği bir taktiksellik var ya o taktiksellik ve gerçek zamanın verdiği bir heyecan var bir adrenalin var. Şimdi şey, bu iki sisteminde kendine özel bir şeyi var. Baldur's Gate niye övüyoruz abi? şahane bir sıra tabanlı sistem yapmışlar. Bayağı taktik yapıyorsun, planlarını yapabiliyorsun falan filan. Öte yandan God of niye Gerçek zamanlı mükemmel bir aksiyon sunuyor falan. Ya yani bu ikisini alıp kendi içinde harmanlayan, bu kadar iyi harmanlayan ben bir oyun görmedim. Remake'te de bunu söylemiştim. Rebirth'te de bunu arttırarak devam ediyorum. Bence mükemmel bir aksiyon var oyunun. Kesinlikle. Temposu daha hızlı geldi bana bu kez ya da ben daha alıştığım için remake'ten evet. daha hızlı şeyden şey de olabilir abi. Bilmiyorum. Daha agresif düşmanlar vardı. Ya bazı düşmanlar evet. nefes aldırmıyor. Direkt dibine geliyor. Kimi kontrol ediyorsan onun ışığına dalıyor. Hepsi değil. Ama bazı bazıları çok agresif ve kalabalık kalabalık da artmış gibi geldi bana bazı yerlerde o yüzden biraz tempoda kazanmış olabilir oyun. Bir de yani. ilk oyuna kıyasla yani remake'e kıyasla e, parti bayağı genişliyor. Ve evet. her birinin saldırı animasyonları falan o kadar keyifli, akıcı gözüküyor ki. Yani evet. düşmanlarda belki aynı standart korunabiliyor, daha korunamayabiliyor daha geniş bir skalada olduğu için. Çok fazla sayıda düşman olduğu için ama kendi karakterlerini kontrol etmek, izlemek çok keyifli savaşta. Bir de refleks bazı şeyler bu sefer daha fazla oldu gibi geldi evet. bana. Çünkü ben ilk oyunda peri yapmaya çalıştığımı veya mükemmel dodge yapmaya çalıştığımı hatırlamıyorum yani. Burada ama... Bazı karakterler periye inanılmaz derecede şeyler ya yani bildiğin peri yaptığın zaman abi karakter bayılıyor düşman karakter direkt mesela onu kovaladığın anlar oldu mesela benim bu düşmana dur bir peri yapmaya çalışayım falan diye oradaki tek sıkıntım yani peri yapmak doğrultu yapmak çok böyle kafam almadı yani çünkü. Gerçek zamanlı aksiyonu gibi responsif yapmamışlar. Karakteri her bastığında istediğin saniyede istediğin şey yapamayabiliyor. Ama alışıyorsun bir yerden sonra nasıl bir mantığı olduğunu falan. Yani gerçek zamanlı aksiyonundaki yeteneğin de aslında kombatı derinleştirebiliyor ekstradan. Bir de her düşmanın çok farklı şeylere zafiyetin olması çok güzel bir şey. Bir düşman belli bir atakta zarar verdiğin zaman mesela gidip bayılıyor. Bir başka düşman alev büyüsüne karşı ekstra bilmem nesi oluyor falan. O açıdan aksiyon olayı çok çok keyifliydi yani. Evet, mesela yani, sadece keyif aldım. doçlayarak saldırıları doçlayarak pressure yaptığın düşmanlar bile vardı bu sefer. Evet. Yani ona biraz ekstra evet. anlam katmış. Bir de hava savaşları bayağı geliştirilmiş. Evet. Remake'e kıyasla. Yani Cloud'u bildiğin havaya çıkardıktan sonra havada tutabiliyorsun. Yani tamamen havada savaşıyor hiç düşmeden. Onun dışında uzaktan kılıcıyla yol yollayabiliyor falan. Yani evet. remake'e kıyasla eskisi kadar çok çaresiz bırakmıyor oyuncuyu. Hava savaşları. Havaya özel şey bile var. Skill açabiliyorsun. Havada uygulayabileceğin. Tabii tabii. Yani Sadece havaya saldırısı için. Kitledikten şey sonra havaya istediğin kadar peş peşe zincirle. Bazı sinerji atakları var. Evet. Tifa'yı falan havaya fırlatıyor ki sinerji atağı da bence bu oyundaki en büyük yeniliklerden biri. O kadar Kesinlikle. çok şey var ki yapacak bu arada. Hani ilk oyunda şey vardı ya tuşlara özellik atıyorduk. Ben bir noktadan sonra bıraktım abi. Yani atıyorum <laughs> Braver'ı şuraya koyayım falan dedim. O kadar çok şey var ki. Hem silah yetenekleri büyüler, beceriler, sinerji atakları. Hangi birini evet. koyacağımı şaşırdım bir noktadan sonra direkt hep menüye girip sıra tabanlı seçtim şeyleri, seçenekleri. Ya zaten öyle hani overwhelm de olmuyorsun çok fazla. Ya böyle buna ya boğuluyorum bu kadar seçenek arasında dedirtmiyor oyun aslında. En başta böyle bir sinerjiyi tamamlayamamıştım ben. Hani ilk girdiğim yeni bir şey olduğu için ne lan bu sinerji falan diye Sonradan sinerjiyi bol bol kullanmaya başlamanın ne kadar faydalı olduğunu anladım yani. Bir yerden sonra klik ediyor oturuyor zaten. Yani diyorsun ki bu düşmana burada şunu yaparım sonra bunu yaparım. Sonra iki karakter bir araya gelir şu hata yapar beraber falan. Sinerji yetenekleri bu arada oyunun kilit yeniliklerinden bir tanesi bence. Çünkü şeyde de özellikle sinerjiye abanmışlar. Yetenek geliştirme kısmında abi sinerji yeteneğini açmadan bazı yetenekleri açamıyorsun. Yani mecburi senden o sinerji yeteneğini açmanı istiyor. Büyük ihtimal yapımcı şunu düşündü. Ya biz bu yetenekleri zorla aldırmazsak insanlar anlayamayacağı için ne olduğunu e, almayacaklar Hani böyle bir ya bu ne ya şimdi bununla mı uğraşacağız falan diyeceklerdir gibi geldi. Çünkü sinerjide şöyle bir şey var. Partinin kiminle kuracağını da şekillendiriyor. Mesela bir yetenek alıyorsun. Atıyorum Tifa ile yan yanaysan yapabiliyorsun. Bir yetenek alıyorsun. Berit ile yan yanaysan yapabiliyorsun falan. Ya yani bunu en başta böyle bir tam adapte olamayabiliyorsun ama bir yerden sonra da direkt şey taktiksel kullanımı oluyor yani. Ve çok çok da faydalı hale getiriyor bu sinerji efektlerini evet, kullanmak. Yani çok e, kısıtlayıcı bir şeymiş gibi de gözükmesin hiç oynamayanlara. Hani atıyorum Tifa ile yapabiliyorsun ama Tifa ile yapabildiğini başka bir karakterle de evet, yapabiliyorsun. yapabiliyorsun aslında. Ortak sinerji skill'leri de var böyle farklı karakterlerle yapılan. Biraz beğenmediğim bir konuya gireyim ben. E, grafiklerle ilgili biraz e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum oyunu. Ya yani çok ciddi bir sıkıntı değil, oynamaya engel değil ama bence olmamalı. Yani nedir? Bu ilk oyunda da vardı. Karakter e, modeli biraz daha güzel gözükürken çevre kaplamaları çok sıkıntılı gözüküyordu. Bunda onun üzerine hakikaten full her şeyin blurlu, düşük çözünürlüklü göründüğü yerler var. Yani performans modunda, modunda oynadım. Grafik moduna da aldım. Çok ciddi bir fark yok. Ya Bence de var. Yok, her yerde Bence. yok abi. Bazı yerlerde seçtim özellikle. Çok ince detay var yani. Yine blurlu gözüküyor. Ve akıcıda Bilmiyorum. akamadığın için grafik modunda yani böyle kare kare gözüktüğü için çok rahatsız edici geldi bana. Ben hayatımda ilk defa bir 60 FPS, 30 FPS seçenek sunan oyunda 60 FPS'i seçemedim. Ben grafik modunda oynamaya başladım. sonra performans moduna aldım oyunu. Yani ilk açık böyle yeşillik alanlarından bir tanesiydi. Performans moduna aldığım gibi dedim bu alan. Yani performans modu bana çok kötü geldi. Yani o dediğin saniye bilmiyorum ama ben yeşillik açık dünyadaydım yani. Performans moduna aldığım gibi çamura döndü her şey. Grafik modunda kesinlikle öyle değil. Açık yani alanda iki yer öyle. gün ışığında daha belirgin bunlar hep. bir iki yerde grafik modu da patates kalıyor. Özellikle bir yer bir Midgar görüntüsü var. PNG koymuşlar arkaya. Şok oldum yani. Hani bildiğin yani düşük çözünürlüklü PNG şehir manzarası koymuşlar ve şehir manzarası diye gösteriyorlar böyle 5-10 saniyelik bir yerde. Yani onu görünce ulan dedim bunun modellemesini yapamadınız mı? Ne oldu yani? Bu niye böyle bu kadar berbat bir görüntü seçildi diye. E, ama onun dışında kalan yerlerin çoğunda grafik performansa baktım sonra karşılaştırmalara da baktım. Performans modu gerçekten çok kötü. Yani inanılmaz kötü yani. Hani bazı yerlerde grafik modu da çuvallıyor. Çözünürlükler falan böyle iç mekanlarda, bir yerlerde falan görüyor ama genel olarak grafik modu iyi manzara sunuyor. Yani böyle bir bakınca bir yeni mekana girince açılı yeşilliğe falan filan diyorsun ki ulan ne güzel gözüküyor her şey. Ama onun performans buna çektiğin gibi diyorsun ki Allah kahretmesin buna çamur bu görüntü. Ya bizzat denediğim için biliyorum yani. Hani Bilmiyorum benim ekranımda daha mı farklı bir algısı oldu emin değilim ama performans modunda hiç oynayamadım. Gözümü 30 FPS'ye alıştırdım o yüzden. Peki şey yakın mesafe mi oynadın monitörle ya da televizyonla uzaktan mı? Ya 2 metre falanım ya falan Okey yani mesafe uzaklaşınca daha az dikkat çekiyor bu arada Ben çoğunlukla uzak mesafe oynadım. Zaman zaman yakına girip baktım. Yakına Aynen girince ya. daha fark edilir oluyor. Yani iki modda da arasındaki farklar bulanıklık falan ama dediğim gibi çok minimal rahatsız ediyor. Sen oyuna odaklandığın zaman böyle çevreyi incelemediğinde ama beni tabii çok ki de rahatsız etti mesela. Olmamalı bence. Çünkü yani ilk oyun remake PS4'te çıktı ki PS4 Pro'da bile sıkıntıları vardı. E bu oyun PS5'te çıktı. Şimdi bir sonraki oyun. Büyük ihtimal PS6 olacaksa, PS6'ya falan kalacak neredeyse yani. Evet. 2028'den önce falan çıkacağını sanmıyorum. Belki 2027 sonunu zorlarlar ama zannetmiyorum. Zannetmiyorum yani e Şimdi nasıl olacak grafikleri, insanların beklentileri nasıl olacak? Şimdi aynı oyunun 3 parçası olduğu için çok ciddi sıçrama olması zaten yanlış bence. Ama böyle hatalar, ufak tefek can sıkan şeyler artık en azından 3. oyunda olmamalı. Bunda da düzeltilmeli bence peşte zamanlı ki çalışmada yani yapıyorlar diye biliyorum. 60 FPS modunun bu kadar kötü gözükmemesi lazım evet. bence. Yani 根据。 60 fps e ben default seçtiğim bir mod. Yani grafik kaybı olursa olsun 60 FPS oynamak daha keyifli geliyor insana. Özellikle böyle hızlı yapısı olan, sahneleri olan oyunlar 60 FPS oynamak çok daha eğlenceli. Ya ben dediğim gibi ilk defa 60 FPS'e oynayamadım. Yani 30 FPS'e de şundan rahat oynadım. Ya biliyorum gözüm alışacak bir yerden sonra. Yani, hani, yani sonuçta ilk yarım saat kare kare gibi gelecek ama sonra anlayacağım. Ki alıştı da. Ondan sonra bir daha 60 fps e aramadım yani. Ama en azından baktım grafiklerin hepsi güzel gelmeye başladı. E ama 60 FPS'in e bu kadar kötü olması kabul edilebilir gibi gelmiyor bana. Özellikle seneler ilerledikçe 60 fps oyun standartına yakalarız derken 30 FPS standartına dönmeye başladık. Yeni nesil konsollarda. Yeni nesil diyorum artık dememem lazım herhalde yeni nesil konsollar. <laughs> Bu açıdan da sıkıntı bence oyunun bir handikapı da. Ya bir handikapı demek bilmiyorum ne kadar doğru. Sen orada kendi fikrini sunarsın merak ediyorum. Açık dünyada gezmek kolay değil bence. Yani Chocobo'ya atladım. Şuraya gittim. Buraya gittim. Açık dünya oyunu olarak bakarsan eğer. Nedir açık dünya oyunu? İşte RDR, Elden Ring vesaire. Yakın zaman çıkan tüm açık dünya oyunlarını şu falan. Traversal olayı, etrafta gezme olayı bence çok sumu, çok akıcı değil. Karakterlerin animasyon kabiliyetlerinden dolayı bu. Ama bir JRPG standartında bakarsan, diğer JRPG oyunlarına bakarsan daha iyi. Evet yani benim oynadığım en rahat gezilebilir açık dünya JRPG olabilir. Ama modern açık dünya oyunlarına göre bana biraz zayıf geldi açık dünyada gezme olayı. Oradaki avantajı şu, Devamlı farklı şeyler sunabiliyor sana. Bir açık dünyaya gidiyorsun, Chocobo uçuyor. O bine hayvanın. Bir açık dünyaya gidiyorsun, araç kullanıyorsun mesela falan böyle. Hani böyle yeniliklerle oyun taze tutuyor. Ama karakterleri bir yere götürmek, bir yerden bir yere atlamak bilmem ne falan filan... Çok da böyle akıcı keyifli bir şeye binip işte özellikle yerden eşya bulmaya çalıştığın sahneler var. Ya yani chocobo ile böyle bir şeyleri kokluya kokluya bulmaya çalışıyorsun falan. Ya yani bunlar bana çok akıcı gelmedi yani. yani. Oyundan tiksinmedim de daha akıcı olsa daha keyifli olurmuş dedirtti. Ya mesela chocobo koklama dedin yani akıcı olması dışında o görevi hatırladım. O çok sıkıcı beni oyundan düşürücü bir evet. sekanstı yani. Her yeri kokluyorum burada da değil burada da değil burada da değil lan dedim yeter bıktım ya yani. gerçekten çok sıkıcıydı. Her şeye katılıyorum ben de. bu karakterler çok net bir şekilde yani böyle herhangi bir karakter Siyon oyununa kıyaslarsan ya da daha gelişmiş full açık dünya oyunuyla kıyaslarsan karakterler çok net kendini böyle kötü belli ediyor. Oradan oraya atlarken süzülürken, kanca kullanırken yani hareket etmek, tırmanmak işkence olabiliyor. Hareket yani. etmek, tırmanmak falan gerçekten çok keyifsiz. Ama şöyle bir e, en azından avantajı var. Full açık dünya bir oyun değil. Yani belli açık alanlar var. Evet ama genelde ilerledikçe açılıyor. Araya yükleme giriyor. Böyle kesintisiz full haritanın her yerinde takılayım. Geziyimlik bir oyunda olmadığı için ana odak olmayınca çok fazla ben oyuncu olarak Aslında oraya odaklanmayınca ya ama bütün haritayı şöyle... baştan sona gezemiyorsun. İlerledikçe açılıyor belli abi. yerler. Tamam 4 tane harita var gibi düşün. Yani oyunda aşağı yukarı 5 tane falan büyük harita var galiba. Yani böyle hani giriyorsun bir bölge orası. Ya yani bir ülke gibi düşünün yani. Hani şehir diyelim ya da işte İstanbul haritası var. İstanbul ortasında bayağı bir şey yapıyorsun. Ankara haritasına gideceksen eğer Ankara haritasını yüklemen gerekiyor. Yani oraya fast travel yapacaksın bir şekilde. İstanbul'dan yürüye yürüye Ankara'ya gidemiyorsun. Okey. Ama İstanbul'da bayağı bir şey yapabiliyorsun. Yani o bölgeye gittiğinde yürüyerek, gezerek, çok hava sırtında hiç e, yükleme olmadan, hiçbir şekilde e, tabii, bir tabii. yüklemeye denk gelmeden... Gezebildiğin ya ciddi bir alan var. Dediğim bölgeler arası. Çünkü bazı bölgeleri kitliyordu atıyorum. 3 bölüm evet, boyunca kitliyorum. oraya geri dönemiyorsun. 4 bölüm boyunca geri dönemiyorsun. Ya da bölümler sonrası açılıyor orası. Sen keyfine göre oyunun başında oraya ilerleyemiyorsun falan. Belli açık alanlarda sen istediğin şekilde takılabiliyorsun. Ya tabii evet. şey falan da eklemişler. Ee, Ubisoft var ya kule aktive etme, haritayı açma evet. falan keşfetme. Onlar zaten Bayağı bir şey var hatta. standart oldu. Yani çok yüksek kaliteli yan içeriklerde beklemesin kimse. Genelde boşluk doldurma içeriği oluyor bu tür şeyler oyunun ana evet, odağı olmadığı şey için de çok yüklenmemişler herhalde. Ama şeyi söyleyeyim. Bence remake'e göre yan görevler daha eğlenceli. Ben mesela bir önceki FF7 remake'i 2020'de mi çıkmıştı? İşte o remake'in yan görevlerinden aşırı sıkılmıştım yani. Çok böyle hepsi ya yani çok uç yani çok değişik görevlerdi böyle. Şimdi bir çocuğun kedisini arıyordum falan böyle garip garip bir sürü görev vardı. Burada da var öyle garip garip görevler. Hani böyle oyunun modunu değiştiren ne oluyor lan dediğin sıkıcı yapması şeyler çok fazla var ama genel olarak daha kaliteli geldi. Mesela ben bu kez yan görevler yapmaktan keyif aldım. Ya yani ciddi bir süre yan görevleri ayırdım. Kuleyi açtım, bilmem ne yaptım. Jart yaptım. Çünkü bazen çok güzel savaşlara sokabiliyor seni oyan evet. görevler. Böyle bayağı destansı kapışmalara girebiliyorsun. Zorlu bosslara falan gönderebiliyor seni oyan görev serisi. De. Karakteri geliştirmek için de yapman gerekiyor belli bir yerde. Bu arada bayağı bir mini oyun da var. Yani bu oyundaki Oo. ben sandım ki bu oyunu özel eklemişler mini oyunlara. Sonra orijinaline baktım. Orijinalinde de eşek gibi mini oyun varmış. Ben ya, bayağı şaşırdım yani orijinalinde o, o kadar şey olmasına. Zaten orijinal oyunun bu kadar devrim yaratmasının hani sebeplerinden küçük bir kısmı da buydu. benzeri görülmemiş bir şey. Yani onlarca mini oyun var. 97 senesi her bir kendine as oyun gibi kaliteli üzerine çalışılmış oyunlar falan, baya böyle her karesine özel emek sarf edilmiş bir oyundu. Burada da çok mini ya. oyunları baya bu Ya bazılarını zorunlu yapıyorsun, bazıları opsiyonel kalıyor. Yani sıkılan oyuncu da olabilir bunlardan ama genel e, mini oyunlar keyifli. Sadece bazı ekstra böyle araya sıkıştırılan mini oyunlar keyifsiz. Zorunlu olması biraz can sıkıcı bence ama çünkü oyunun, ya ben zaten oyunla ilgili tek şey, 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 şey şikayetim ya genelde bir şikayet eder gibi konuşuyoruz ama oyun çok iyi bu orada. Onu evet, ayıbatım evet. çizeyim. Yani oyun o kadar iyi ki ne iyi abi işte aksiyon mükemmel. Dediğim gibi bak eşi benzeri çok az yani. aksiyon oyunu söyle desem bana. Aksiyona özel oyun örnek ver desem ben bu oyunu sokarım. Hani bak bu oyununki özeldir diye. Yani o kadar evin etkileyici bir aksiyonu var. Hikayesi falan çok eğlenceli. Dinlemesi eğlenceli. Hikayenin seni götürdüğü yeri merak ediyorsun falan. Bunlar çok çok güzel. Açık dünya bence gezmesi keyifli yani. En azından FF standartı için keyifli. Final Fantasy 16'dan çok daha eğlenceliydi bence. Final Fantasy 16 çok keyifsizdi açık dünya açısından bana evet, o Daha ölüydü. Ya, bu çok da açık dünyadan modernize edilebilmiş bir açık dünya. Ee, yani çok Chocobo'ya binip bir yerlere uçmak gitmek keyifli falan. Bunlar hep süper. Ama bunların arasında böyle minik minik kusurlar var. Mesela hikaye çok güzel ama bazen hikayenin temposu çok düşüyor. Sana bir şey göstermeyen. Yani mini oyunlarla dolu bir saat geçiriyorsun mesela. Ya yani şimdi zoraki mini oyun yapman gereken bir iki yere sokuyor seni böyle oyun. E, hikayede de bir şey olmuyor yani bazı yerleri an, oyun çok da e, doldurup genişletirken kaliteyi evet. düşürmüşler. Evet, düşürmüşler. İşte yan karakterlerin o kutu atma sekansları ana hikaye parçası mesela. Öyle bir iki yere geliyorsun diyorsun ki ya hikayede yükselmişim ben şimdi bu karakterle bunu yapmanın ne anlamı var yani diye böyle sorguladığım yerler oldu ama şimdi ben totalde 60 saati fazlasını oynadım. 60 saatten fazla oynadım oyunu. Tunca da bir 60 saate yakın oynamıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi bunları saysan 4 saat falan anca bulursun. Hani tüm oyun deneyiminde 4 saat böyle eh dediğin şeylere denk geliyorsun. Ya bunların genel oyunun kalitesini böyle dibe çekmiyor yani. Sadece böyle şikayet ettiğin nitpicking dediğimiz biraz kısımlar oluyor. Ama hikayenin özellikle son kısma giderken bölünmesi en uyuz olduğum şey oldu. Yani çok yükseldiğim yerlerde böyle bir anda bir şeyin switch edip hadi şimdi şununla bir şey görelim demek mesela en nefret ettiğim şey. Ama sonradan çok iyi toparlıyorlar onu yani. Ya bir de şey durumu var ya baba biz gezegeni kurtaracağız ya. Bana kart oyunu oynatma lan. <laughs> yani, Aa, bu arada işim, onu kart var. oyunu kart oyunu batağına felaket düştüm. Yani Witcher'da Gwent'i ne kadar çok oynadıysam yani Witcher'ı Gwent'ine nasıl düştüysen abi ben burada Queen's deli düştüm. Hatta bazı geceler bıraktım quest muist yapmayı. Ne kadar Queen's Blood diye bir kart oyunu yapmışlar. Aşırı eğlendim yani. Ne kadar karakter varsa o Queen's Blood'ı yeneceğim komple onların peşinden koştum. Ya sırf o zaman güzel soracağım şeyi ...cevabının olacak merak ediyorum. 8, Tamamla cümleni. 60 saatin, 60 saatin 8 saati belki 8 saat fazla olmuş ama en az en az 6 saati Queens Blood'la geçmiş olabilir. Çünkü Abi, bayağı oynadım. Queens Blood'ı ben de çok beğendim. Oyun olarak hakikaten tertemiz kart oyunu eklemişler. Ya yani bayağı büyük bir iş yani bunu böyle bu kadar evet, donanımlı bir yiyeceğim. oyunu içerisine entegre etmek. Ama ben hani böyle bir oyun içinde sürekli mesela kart oyunuyla o teşebbüs içine girmeyi sevmiyorum. O yüzden Biraz uzak kalmayı tercih eden bir oyuncuydum oyun esnasında. Sadece tanıtım amaçlı oynadım okey. Ama zorunlu oynattığı yerler evet. var. Şeyi kastetmiyorum. Turnuvayı es geçebiliyorsun bir tane maçta evet. falan. Ben turnuvayı es geçtim mesela. O kadar bulaşmak istemedim. Abi bir yerde bir tane uyduruk Chocobo'yu besleyeceğiz diye peş peşe Queen's Blood oynatıyor. Ve her bir oyuncu da maşallah o kadar geveze ki oynamaya girmeden uzun konuşuyor. Oyun bittikten sonra susmuyor. Uzaklaşamıyorsun. 4-5 cümle dinletiyor seni evet. ve o noktaya kadar hiç Queen's Blood oynamadıysan dekin yetersiz kalıyor. Ben yeni kart almadan oynamaya çalıştım. Yenemiyorum, 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 uyuz oluyorum. Gittim yeni kart aldım, öyle savaştım, yendim. Ya yani 3 defa üste de peş peşe bu kart oyununu oynadığımız sekans mesela beni çok baydı yani. Oyunda böyle benim için temponun düştüğü, beni uzaklaştırdığı yerlerden biriydi. Ben de tam tersi söyledim. Oo buraya ne küfreder <laughs> şimdi insanlar dedim ama ben acayip eğleniyordum mesela. Çünkü zoraklı yani olmasını böyle şeylerin ben de asla yani asla tasvip etmiyorum abi yani tasvip etmemizde şey gibi oldu çok yanlış bir hareket gibi oldu ama ya bence de kötü bir dizayn yani senin yan element olarak sunduğun bir şey bakın bu opsiyonel diye sunduğun bir şey Şimdi de opsiyonel değil. Mecbur yapacaksın lan demek bence de hoş değil. Yani evet, kötü bir de peş peşe abi bir tane yaptır geç gibi de değil yani. Ya yani evet hani mesela turnuvanın elenebildiği turnuva ilk turnuva var oyunda ki bence yani keşke insanlar oynasaydım diyebilirler. Eğlenceli bir sekans çünkü. Mesela ben orada acayip keyif aldım ama o bölüm benim için çok güzel bir bölüm oldu. Ama orada turnuvaya katılmazsan kart oyun turnuvasına o bölümün hiçbir anlamı yok. Ya yani bölüm bir anda geçiyor gidiyor neredeyse yani. Ya yani tabii bir şeyler oluyor ama orada da çok eğlenceli şeyler dönüyor. Geri kalan kısımda da mecbur olarak öyle bir şey yaptığın zaman kötü bence de abi. Ben ne kadar oyundan keyif alsam da Queens Blood'dan yani öyle bir şey mecbur olmasını asla kimse onaylamaz bence yani. Niye öyle bir şey yapmışlar onu da anlamadım açıkçası. Ya bu kadar zorlamanın ne anlamı var Queens Blood'ı Opsiyonel bıraktığım bir şeyi illa ana hikayeye yedirmekle alakalı çok enteresan geliyor. Peki şimdi hikayeye geçelim mi yoksa ekstra geçelim. konuşmak istediğin bir şey var mı? Spoiler, spoiler uyarısı yapıp mı geçelim? Yapalım evet bence yapalım spoiler uyarısı. Ya ha. şimdi e, spoilerı da kalmadı bir yandan senelerdir bilinen oyun oynamayan bile bazı şeyleri biliyor ama biz yine uyarısını şu an yapalım bak ona göre konumunuzu alın. Evet e, nasıl bir... ne? oluyor yer? oğlum bu <laughs> Şimdi ben anladığımı söyleyeyim. Anladığımı söylerken sana şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi evet. orijinal oyunda aslında orijinal oyuna çok bağlı bir akışı var. Şimdi bu konuda en fikiriz diye tahmin ediyorum. Evet, yani sadece bazı şeyler, olayların yeri değişiyor falan evet, filan ufak değişmiş. değişimler yani, var. Bir yere kadar. CD gördüğün yer farklı, işte ile tanıştığın yer farklı. Bilmem ne farklı ama genel olarak bayağı özüne sadık bir şey var. Doğru. Fakat bir bonusu var. Bir artısı var. Tüm oyunu değiştiren bir artısı bu. Paralel evren kurgusu var. Yani normalde orijinal evet. oyunda paralel evren diye bir şey yok. Ben görmedim yok. yani. Varsa sen söyle. Ya bu oyun ana oyunda olan şeyleri... Ya şimdi ya yani mesele aslında biraz şeyden de kaynaklanıyor. Final Fantasy... Final, Fantasy Final Fantasy diyemedi Final Fantasy 7'nin en büyük farkı diğer serideki oyunlara göre kendine ait bir evreni var. Yani Final Fantasy 7 evreni. Bu evren içerisinde farklı oyunlar var, işte e, seyirlik işler var, oynamalık işler var. Ya öyle bir genişlettiler ki ya mobil oyundan falan bile karakter koymuş neredeyse. Evet. Her yerden bir şeyler koymuşlar. E şimdi bu kadar genişletince de e, yoruma da açık hale geldi zamanla şeyi de değişti yani gidişatı da değişti. En büyük e, merak edilen şeylerden biri erit ölecek mi, ölmeyecek mi? Şimdi o sahne geldi ya. Ben böyle bir bekliyorum ne olacak diye. Baktım aa hakikaten öldürmüyorlar dedim. Bir dakika öldürdüler. E niye böyle yaptılar? E bir dakika bu ölmedi. Yani abi ben hiç beğenmedim ya. Hiç beğenmedim öyle söyleyeyim. Ben karşı değilim değiştirmelerine. Öyle bir hassasiyetim yok. İstediklerini yapsınlar da. Ya, yapış şekli bana çok kötü geldi ya o ölüm sahnesinin inanılmaz bir dramatik ağırlığı vardı. Yani uzun uzun anlatır üzerine konuşursun. Gerçekten oyun tecrübesine bir katkısı vardı. Ama bunun yok. Yani o sahnenin hiçbir ağırlığı olmadı benim için. Senin de yorumlarını dinleyeceğim. Sen daha farklı bir gözle bakmış olabilirsin. Ama yani bir ölecek mi ölmeyecek mi? Yani çok böyle bulandırmışlar, gereksiz yere uzatmışlar, değiştirmişler gibi geldi en başta erit kısmı. Ya orada ben benim için bir ağırlığı olmadı o sahne. Yani bir an, çünkü ben de anlamadım. Öldü mü, ölmedi mi? Ne oluyor lan şimdi burada diye. Yani bir süre anlamadım. Yani bir öldü, para devremdeki bir karakteri geldi, o mu takılıyor falan filan diye. Bana duygusal bir ağırlığı gelmedi ama hiçbir şekilde ölse de duygusal bir ağırlığı olmazdı. Çünkü çok biliyordum. Yani ne Evet, yani. öyle bir sıkıntı Artıyor. da var ikonik bir sahne yani 1800 kere muhabbetlerin döndüğü bir sahne olduğu için zaten biliyordum. O yüzden duygusal olarak bir şey hissetmem çok zordu zaten orada. Ben sadece şeyi anlayamadım tam olarak. Yani bir paralel evren kurgusu var ama bu kurgunun nasıl çalıştığını, neyi amaçladıklarını, neyi anlatmak istediklerini çok anlayamadım. Yani burada neye varmaya çalışacaklarını anlayamadım. Abi karançırman oyundaki... bir şeye varacak. <laughs> ben söyleyeyim sana. Yani çünkü orijinal oyundaki hikaye başı sonu belli olan, sonunda da karakterlerin motivasyonunu anladığın zaten kendi içinde bir sürü pilot twist barındıran. Yani bir onların hikaye. da yani biraz içinde diyor. E şimdi burada da o o twistleri koruyacaklar belli yani Cloud'un aslında şimdi orijinal oyundan da spoiler veriyorum bu arada rahat rahat bunu söylemeye. Evet hani evet uyarı yaptık zaten. Aslında kendi kişiliğinin olmaması işte Zek'in kişiliğini alması onun bir şekilde sonuçta beyninin bulanması falan filan gibi konuları zaten devamlı gönderme yapılıyor. Yani o, o ana oyunla paralel orada. Ya zaten i̇şte. zekli sürekli muhatap oluyoruz Zek'i görüyoruz zekli oynuyoruz Tifa falan arada kurcalıyor ya Cloud sen orada yoktun aslında falan evet. filan. Ya zaten o okay. çok dürtüyorlar yani orayı. E şimdi burada bir de bunun üzerine bu kadar twist zaten Seferiot'un muhabbeti var. Bir de Seferiot'un aslında Seferiot olmaması yani orada hani Genova klonlarının olması, Seferiot'un aslında son 3 son kısımda Seferiot olarak tekrar göreceğimiz çıkacak karşımıza falan kısımlarını da göndermeleri var falan. Bunlar da okey. Şimdi bu kadar pilot içerisinde bir de paralel evren sokunca buradan nereye gideceklerini çözemedim. Abi. Şimdi Zek var, Erit var. Bir de şöyle bir şey var. Bu çok temiz geçmiyordu oyuncuya. Yani ben oyunu bitirdikten sonra direkt explain videolarına baktım. Yani ne olmuş? Ya yani mevzuyu doğru anlamışım ama pek çok şeyi kaçırmışım. Evet yani bir paralel evren var. Ama mesela oyun aslında hangi paralel evrenin kimin karakterinin etrafında döndüğünü imgelemlerle anlatıyormuş hep. Yani bir simgeleme kısmı var. Bir köpek simgelerini anlatıyormuş aslında. Onu bilmiyordum mesela. Anlamamıştım ki çoğu insan da anlamayacaktır. Kaçıracaktır diye tahmin ediyorum. Yani bir broşür var. Köpek broşürü. Her paralel evrende o broşürdeki köpek değişiyor. Sen de o broşürü görünce ki gösteriyor da sana her seferinde. Anlıyorsun ki ha şu an şunun paralel evrendesin. Ben bunun paralel evrendesin. Ama bunu oynarken anlamanın imkanı yok. Yani bu sonradan bakıp anlayacağın bir şey açıkçası. Çok temiz anlatmak istememişler. Benim merak ettiğim 3. oyunda bu hikayeden nereye varacaklar? Çünkü şu anda FF7'yi bilmiyorsan, ilk defa remake ve rebirth oynadıysan, orijinal oyuna hiç bakmadıysan zevk kısımlarının senin için hiçbir anlamı yok. Yani zevk kısımlarının bir anlamı olmasının da bir sebebi yok. Çünkü oyun bir şey anlatmıyor onunla alakalı sana ve bayağı da ana hikayede yer eden bir kısım. O ya zaten hiç oynamamış biri kısımlar. direkt seriye bu oyunla başladıysa bayağı kafası yanlıştır bence yani. Ne oluyor bence lan? Bence oynayanların demiştir. bile oynayanların bile kafası yandıysa onu hiç düşünemiyorum şu anda onun kafasının yanma seviyesini yani. Ama bir yandan da şey açısından hoşuma gitti. Dümdüz remake alıp böyle yapmamalarındansa buna bir kontekst eklemeleri yani aslında paralel evren kurgusu eklemeleri benim hoşuma gitti. Neden diyeceksin? Evet remake alıp yani direkt orijinal hikayeyi alıp remake yapmak da bir seçenek olabilirdi. Ama o zaman her şey çok tahmin edilebilir olacaktı ya ve o zaman üçlemenin çok bir heyecanı olmayacaktı bir yere bana. Çünkü zaten herkes bilecekti ne olacağını baştan sona motomot giderse. Şimdi mesela şey heyecanı var bende. Acaba 3. oyunda ne yapacakların heyecanı var ya. Sıçarlarsa keşke yapmasalardı diyeceğiz. Ama kotarırlarsa acayip heyecan verici bir şey evrilebilir bu. Fakat bu benim için şundan güzel. Ben 90'lardaki şeyi oynamadım. O yüzden benim duygusal bir bağımlılığım yok hikayeye. Ama senin taraftan bu nasıl yorumlanıyor onu merak ediyorum. Sen çünkü o oyunu çok seven bir insansın. O yüzden ya. bunun böyle değişiklik olması garip mi geliyor? Heyecan verici mi geliyor? Kötü mü? Onu bilmiyorum. Ya şimdi duygusal olarak ağırlığı olan bir sahneyi iptal edip yerine tam olarak bir etki sunmayan bir sahne koyduğun zaman benim için tecrübe biraz daha düşmüş oluyor. Orada bir fırsatı hmm. kaçırmış oluyorlar. Sonunda nereye bağlayacak tabii ki bilmiyorum. Orada bir merak unsuru var. İleride daha belki şaşıracağım, daha çok etkileneceğim şeyler olur onu da bilemem. Ama biraz böyle bulandırması ya bana böyle şey, suyunu çıkarıyor hissi veriyor. Yani çok tatsız geldi yani erit son e, anladığımız kısımda sadece işte Cloud görüyor başkaları görmüyor. Ruhsar gibi bir şey oldu erit yani. Ondan <laughs> sonra işte Zek falan da devam ediyor. Onun ölümünü de büyük ihtimal işte yok sayıp devam ettirecek. Bir yerde buluşacaklar yine evrenler birbirine giriyor muhabbeti falan. Ve e, Sephiroth'un böyle çok ayağa düştüğünü de hissediyorum artık. Yani ilk oyunda savaştık Yani Yendik. Şimdi burada da tekrar savaştık. Yendik. Bir sonraki oyunda da savaşacağız ve 15 dakikada bir sefiro çıkıyor bir yerden. Dın 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 dın. Ya böyle gargamel falan gibi bir şeye dönüyor iyice. Kötü olarak da ağırlığı bence düşüyor. Ya ben çok memnun değilim. Ya değişiklik olması bana da heyecan verir normalde. Tahmin edemeyeceğim bir yere sürükleyecek. Devam eden bir seri olacaksa bu seri. Evet heyecan vereceğim ama gittiği yön çok heyecan vermiyor bana. Tabii ki de çıktığında yine keyifle oynayacağım ama Hikaye tercihleri açısından çok heyecan vermiyor. Bir de yani aynı bu duygusal sahne dışında bazı sahnelerin. Yine orijinaline kıyasla daha kötü aktarıldığını da düşünüyorum. Ee, mesela şey sahnesi var. Ee, sen mesela o sahnede ne düşündün? Müzikal sahnesi var, müzikal sekansı. Orada ne ya. hissettin? Beğendin mi? Yani uzun ben geldi mi sana? Güzeldi. Uzun da evet biraz fazla uzundu. Yani hem biraz ya daha bir yani. uzamış hem de orijinali çok daha komikti bana göre. Orada yanlış seçimler verdiğinde baya böyle komik tepkiler veriyordu diğer karakterler. Burada o kısılmış yani yine yanlış seçim verdiğinde tepkiler var da aynı komiklik kesinlikle yok. Yani orijinalinde böyle şey hatırlamıyorum yani, evet. tek karede bir sahne oynuyorsun abi. Tek karede o kötü grafiklerle oynadığın şey daha eğlenceli olmamalı bence. Ya bu tabii benim <laughs> görüşüm. Ya başkaları tam tersine daha çok eğlenmiş de olabilir. Ama ben orijinal stage play kısmının buradakine kıyasla çok daha eğlenceli olduğunu düşündüm mesela. Hmm, İlk remake'de şey çok güzeldi. kadın kılığına girdiği sekans cloud'un. Orada hakikaten orijinalinin üzerine bir şey koymuş daha eğlendirmişti beni. Ama burada mesela tam tersi oldu bu sahnede. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Anladım. Ben işte, tabii o kadar karşılaştırmadım ve deneyimlemediğim için ama bir yorum yapmam şey olmaz ama bazen böyle süper komik de gelmiş. Komik bir şey de görmedim. Eğlenceliydi. Biraz fazla uzundu sadece. Evet. Ya değişik bir sekanstı yani oynadık şey oldu. Ya oradaki sıkıntı aslında bence orada eğlendim ben. Ama genel olarak orası çok uzundu. Yani oraya gelene kadar süreçte de bir sürü mini oyun oynadığım için e oraya gelince bir de sahnede böyle mini oyunlar falan oynamak falan hani çok da böyle heyecanlandırmadı beni. Yani ben genel olarak o Luna Park kısmıyla yaz tatili kısmının biraz fazla mini oyunlara boğulduğunu düşünüyorum. Evet. Ve ikisi de arka arkaya geldiği için biraz böyle bir şey oldum hani He artık tamam lan mini oyun mini oyun nereye kadar diye. E, ama tabii dediğim gibi bunlar genel tecrübe içerisinde böyle minik minik sinir bozan şeyler yani. E, onun dışında genel olarak e, hikayeden de ben keyif aldım. E, ee, mesela bende şey isteğini uyandırdı. Bu benim için pozitif bir şey. Oyun bittikten sonra ne olduğunu anlamak veya araştırmak, yorumlara bakmak, önceki oyundaki karşılaştırmalara bakmak. Mesela bende bu isteği uyandırıyorsa bir oyun benim için okeydir. Ya çünkü ben bu oyunu, ya bu şeyi çok nadir yapıyorsun. Yani bu araştırma, bakma, ne oldu, ne bitti olayını. Ben çok nadir yaptığım bir şey olduğu için e, bana hikayede kancayı takmış demek yani. Bir de oyunun final kısmını gerçekten çok yoğun yapmışlar. Bu da çok fazla oyunda gördüğüm bir şey değil. Ee, şey yani benim savaşlar benim dediğim gibi savaşlar e, hikayede bir şeyler olduğunu hissettirmek falan. Yani bir yoğunluk çok fazla. Eee Elden Ring'de bile abi bir sürü boss fight'a giriyorsun ama son boss mesela artık çıtır çerez gelmeye başlıyor. O noktaya geldikten sonra süper heyecanlı kesmiyorsun yani. Diğer mesela Melanie'yi kestikten sonra gidip son boss keserken aşırı heyecanlanmıyorsun. Final ise son boss hakikaten son boss kardeşim yani. Evet burası son boss savaşı dedirtecek kadar heyecanlı geçti bence. Ya zor demem hani müthiş zor diyemem. Böyle özellikle karakterin kestiği zemeli belli bir seviyede rahat kesiyorsun ama uzun sürüyor. Farklı dallarda akıyor, evet, farklı yapılarda gaz. gidiyor falan. Yani gaz ve heyecanlı devam ediyor. Bu işlem bile unutulmaz olacaktır benim için uzun yıllar boyunca. Ama dediğin geri kalan kısımlara katılıyorum. Evet Sephiroth mesela çok şey bir karakter. Yani çok sık gördüğüm bir karakter olduğu için o gizemini şeyini biraz kaybediyor. Ama koymasan da olmayacak. çünkü ne yapacaksın Sephiroth'suz iki oyun mu geçecek yani? Veya iki oyunda Sephiroth'u sadece 10 saniyede göremezsin. Ee, geçmiş anlatıları kısımları falan çok eğlendim mesela. bayağı özüne sağlık yapmışlar çok şeyi. Ee, o açıdan falan heyecanlı geçti benim için. Keyifli geçti yani. Ve en güzeli de şu oldu. Bu oyun aslında şu amacı hizmet etmiş oldu. Ben mesela 97 yapımı oynamadım. Ama Rebirth'da Remake'i oynayınca 97 yapımına bakınca aşırı saygı duydum yani. Aşırı takdir ettim. Çünkü 97'de öyle bir oyun yapmak gerçekten manyaklıkmış yani. Tabii, ya tabii. şimdi mesela buna bana kazandırdı. Evet bu oyuna respect kardeşim yani. Bu oyun gerçekten hayvan gibi iş yapmış. Neden bu kadar yıllar boyunca anıldığını şu an çok net anlayabiliyorum. Rebirth'leri yemek sayesinde mesela. Genel olarak bence en büyük kaybı bu serinin üçlemenin üçlemeye bölünmüş olması. Yani evet genişletip böyle evet. güzel ele almak için bölmek zaman ayırmak gerekiyor belki ama ya bölünce de ister istemez bazı şeylerin kalitesi düşüyor, araya zaman giriyor. Sen tek oyunluk bir tecrübeyi dörder sene arayla oynuyorsun falan. Bunlar evet. bence çok sıkıntılı oldu. İnşallah benzeri bir remake projesi yaparlarsa aynı yolu izlemezler. Tatsız Abi bir şey yani. söyleyeyim sana. Bence ya başka ya üçe ikiye bölerek yapabilirlermiş belki ama Üçe bölmeden yapmaları bana çok zor geliyor. Çünkü şeyi düşünüyorum abi. Ya şimdi teknolojik olarak şöyle bir problem var. FF7 çok fazla mekan, çok fazla yer, çok fazla lokasyon barındırıyor bünyesinde. Ya oyunun devamlı bir yere gidiyorsun abi oyunda yani. Böyle evet. tüm dünyayı geziyorsun neredeyse. Ve şimdiki o dönemki aset üretimi o dönem çünkü aslında bildiğin donuk onun bir tekniği var unuttum şimdi de ya yani bildiğin donuk sprite'lar üzerinde karakterler yürüyor geziyor falan o yüzden üretimi bir noktada daha rahat olabiliyor ama günümüz teknoloji dünyasında o kadar fazla lokasyona giden bir oyunu tek seferde yapmak bana biraz zor geliyor. Çünkü o kadar fazla aset üretebilen bir oyun var mı emin değilim. Yani bu yüksek görsel kalitede her ne kadar çamur desek bile belli bir kalitesi var. Ya zaten bu bile var. zorluyor ekibi yani Grafiğini evet, bilmem yani ne şeyini konuşuyoruz yani sonuçta kolay değil. Düşün iki, bir oyunun bir orta kısmını sadece yapmak bile baya meşakkatli bir şey. Ki o kadar lokasyonu yapıyorsun ama küçülsen bile onları o asetleri üretmen gerekiyor sonuçta. Yani küçük bile olsa o olacak yani ağaç yapacaksın, çim yapacaksın, ilerlenecek patika yapacaksın falan. Yani o yüzden oynarken şey anlıyorum. Evet bunu niye üçe böldüğünüzü bir, bir tık daha anlamaya başladım. Yani bu kadar fazla mini oyun, görsellerle destekli olan o mini oyunları falan. Yani bir oyun için yani sen remake'i bilmesen, FF7 diye bir şey olduğunu bilmesen bu oyuna bakıp şey demez misin mesela? Çok içerik var yani. Ben derim mesela evet. çok içerik var gerçekten yani. Bol bol ha. içerik var. <laughs> bir de bunu çarpı 3 yapmak çok kaotik geliyor yani. Ekleyeceğim bir şey var mı başka? Hemen hemen her şeyi Yok konuştuk abi. gibi. Evet konuştuk yani. Ee, tekrar böyle yılın en iyilerini değerlendirirken eminim ki bir daha konuşuruz zaten. Tabi tabi ya zaten bu seneki oyunların performansına göre yılın en iyisi olmak için yarışabilir de yani o kalitede bir oyun. Bence Diğer yarışır. oyunlara bence bağlı. Bence net yarışır. Evet ya bence bu sene Japonların senesi ya belli yani o. Ya bu sene baya sağlam Japon oyunu gelecek yani. Rise of Ronin çıkacak, Dragon's Dogma 2 çıkacak falan onlar çok iyi duruyorlar. Yani bu sene Japon senesi mi bu ay Japon ayı o belli yani. Bu iki ay Japonlar coşturacak <laughs> Japon yani. ayı. Aynı zamanda <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> aynı zamanda Ramazan oyun sektörü için söyledim ben. <laughs> evet o zaman Final Fantasy 7 Rebirth böyleydi diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.